Herkese merhabalar. İnternet 3 ile İngiliz yolculuğumuza devam ediyoruz. Tonguç hemen bana bir su getir. Birazdan başlayacağız. Seninle birlikte güzel güzel soruları çözeceğiz. Bugün seninle birlikte The İnternet 3 konusunu öğreneceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Ve ardından da bütün işte Facebook'tur, Twitter'dır, TikTok'tur, bilgisayar parçalarıdır, keyboard'tur, yeni sorulardır hepsini göreceğiz. Ama sen mutlaka ve daha doğrusu sizler arkadaşlar, en önemlisi tabii ki sizler. Birlikte ilk tekrar kampımızı bitirdikten sonra artık LGS kampımız, yani odaklanmayımızdayız. Dolayısıyla mutlaka sizler soru çözmeye devam ediyorsunuz. Yeni nesil taktikli İngilizce kitabımızdan, Dinamo Soru Bankamızdan, Onda On Soru Bankamızdan bütün İngilizce sorularını tamamlamanızı istiyoruz. Çünkü İngilizce hedefimiz hepsini doğru yapmak arkadaşlar. Burada şu çok çok önemli. İngilizce kelimeleri çalışırken, yani burada takıldığınız kelimeler olduğu zaman veyahut da öğrenmeniz gereken kelimeleri lütfen masa başında değil, gezerken çalışın istiyoruz arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlarınızla buluştuğunuzda, yemek yerken, işte ne bileyim, işte top oynarken, kantine gittiğinizde, kafede arkadaşlarınızla otururken fark etmez. Bir şekilde dinlendiğiniz anlarda o kelimeleri çaktırmadan bakarsanız bütün bu kelimeler, yani bilgisayar parçaları, klavye, fare, hepsi aklınıza rahat rahat kalır. Şimdi o zaman Tonguç da geliyor birazdan. Hep beraber güzel bir şekilde bu internet 3 konusunu hep beraber öğrenelim. Bugün seninle bilgisayar parçalarını ve sosyal medya alanlarını ve aynı zamanda birçok konuyu öğreneceğiz. Ve tabii ki de güzel güzel sorular çözeceğiz. Şimdi hatırlarsan biz, Tonguç evladım benim, the internet konusunda bilgisayar parçaları, yani computer parts, what do you use the internet for, when you don't understand your friend, online safety, bütün bu konuları öğrenmiş. What dedin gülüm? Ne diyorsun Tonguç? Hayır, ne demek istiyorsunuz hocam? Ha, ne demek istedim? Şunu demek istiyorum. Bilgisayarla alakalı, internetle alakalı bütün kelimeleri öğrenmiştik. Şimdi bugün üzerinden bir kez daha hızlı geçtikten sonra sosyal medya en senin sevdiğim platformlar hocam. Evet, TikTok. TikTok'ta viral oldum hocam geçen gün. Aynen, sen de tam viral olacaktın. Dans ettim hocam, viral oldum. Kafamın üstüne dans ettim. Güzel, gerçekten. Güzel dans ediyorsun. Burada bazı kelimeleri tekrar edeceğiz. Sonrasında esas new generation question. Yani yeni nesil sorularımız var. Bunları beraber çözeceğiz. Ben yeni neslim hocam. Sen yeni nesil oldun. Şimdi biz de sana yeni nesil soru hazırlayacağız. Sıkıntı yok. Şimdi scanner, speaker, monitor. Ne işte, demek bunlar hocam? Scanner tarayıcı demek. Scan taramak demek. Scanner da tarayıcı. Speak konuşmak demek. Speaker hoparlör. Monitor zaten biliyorsun Türkçe'de geçmiş. Yani ekran. Computer tower bu da bilgisayar kulesi. Bu ne ya? Bilgisayar kasası. Modem zaten Türkçe'de modem diye geçmiş. Bunu Türkçe tam Türkçe... Modemin şifresi neydi? 2617-1453. Wi-Fi'nin şifresi ne hocam Wi-Fi? Wi-Fi değil, Wi-Fi. Demem daha cool ya. Wi-Fi'nin şifresi kaç hocam? Wi-Fi değil, Wi-Fi. Hocam çok havalısınız. Mouse fare biliyorsunuz zaten. Yani şunu hemen gösterelim. Bakınız bu işte. Aynı zamanda keyboard yani klavye. Headphones yani kulaklıklar. Bir de printer var. Print... Çıktı almak, print çıktı demek, printer da çıktı alan, cihaza verilen isim. Bak gördün mü? Scan, scanner, speak, speaker, monitor, print, printer gibi böyle erler eklediğin zaman computer gibi. Saçma sapan esmerlerle devam ediyor. Şimdi bunlardan en çok hangisini kullanır Songuç? Bunlardan hocam bir kere... En sol alttaki TikTokçuyum ben hocam. Hayır, sen YouTuber'sın Tonguç'um. Sen YouTube'da sevilen, herkesin beğendiği... Ama gönlüm TikTok'ta hocam. Gönlün TikTok'ta olabilir. Çünkü senin tarzın daha oryantalist, daha böyle dansı ve müziği seven olduğu için TikTok'sun. Ama normalde biz YouTuber'ız Tonguç'um. Ve Instagram'da da güzel paylaşımlar yapıyoruz. Şimdi esprileri geçelim. Online, offline bak. Bunlar birbirine bir. Online olduğun dönemler oluyor, offline olduğun dönemler olabiliyor. Ne demek online, offline? Hocam online hocam... Çevrim içi. Çevrim içi evet. Offline'da çevrim dışı. Mesajımı okumadı adi arkadaşım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Böyle... Tankut arkadaşım okumadı mesajımı. Kaba kelimeler kullanmıyor. O senin o kelimeden alınmıyor olabilir ama bu tarz kaba kelimeleri tırnak içerisinde... Yani basit demek istedim. Ha. Adi ve basit. Ha, kalitesiz manasında. Kalitesiz. Leş. Delayed ne demek peki Tonguç'um? Hocam silmek demek. Silmek yani silip atıyorsun. Register yine kaydolmak. Login... Pardon burada tabii bunlar ayrı. Login. Evet, login benzer anlamda. Log out, log off da yine benzer anlamda. İçeri giriş yapıyorsun, çıkış yapıyorsun. Online chat, online sohbet odaları. İşte upload yüklemek, download indirmek, reply cevaplamak, search aramak. Comment nedir? Yorum mesela. Birazdan videomuzun altına yorumlar yapacaksın. Ve confirm, onaylamak. İnternet bağımlısı. Sen internet bağımlısı mısın Tonguç? Beni bahsediyor hocam. Evet, sen gerçekten tam bir internet bağımlısın. İkonlar az önce şu gösterdiğimiz şeylere biz ikon diyoruz. İşte bu Facebook'un, bu Instagram'ın, bu Gmail'in ikonu. Ve aynı zamanda sign in, sign up. Yani mail adresimize girerken ya da herhangi bir uygulamaya girerken, giriş yapıp çıkış yaparken kayıt olmak. Evet, kayıt olmak diye kullanıyoruz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen yeni nesil sorulara başlayalım. Bayılıyorum yeni nesil sorulara. Bayılma. Çok uzun ve çok kazık oluyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Yeni nesil soruların en önemli özelliği ne biliyor musun? Esasen aynı şeyi soruyor. Sadece öğrenciler sıkılmasın diye resim eklediler. O yanındaki karpuz suratlı çocuk nedir hocam? Karpuz suratlı, lezzetli, sulu sulu, böyle çok tatlı bir çocuk. Ben kendisini çok seviyorum. Bakalım neymiş.
According to the chart, yani tabloya göre, females use the internet for nokta nokta most. Female dedi ne? Kızlar. Male dedi de erkekler. Şimdi female'e baktığımızda kırmızılar kız olduğuna göre elektronik posta, sosyal web siteleri, online shopping ve diğer aktiviteler. O zaman kızlar en fazla ne için kullanıyor? Burada e-mail için diyebiliriz. O zaman sending or checking their emails. Yani kendi maillerini, elektronik postalarını kontrol ediyorlar ya da gönderiyorlar. O zaman burada cevabımıza Ceyhan diyoruz. Sen de benimle beraber soruları çözmeye çalış Tonguç evladım benim. Diğer bir soruya baktığımızda Melanie ve Michael arasında sıra dışı, büyüleyici ve insanın aklını alıp onu farklı yollara sürükleyen bir soru görüyoruz. Şimdi which of the following completes the dialogue above? Yukarıdaki diyaloğu hangisi tamamlardı? Şimdi Melanie diyor ki why don't you nokta nokta diyor. Michael da cevap veriyor. What do you budu budu budu. Melanie de you must visit the safe website and you must open the strange emails. Yani burada online safety konusuyla alakalı. Sağdaki Melanie mi hocam? Bu Melanie gerçekten çok tatlı. Michael da fena değil. Karizmatik bir çocuk. Şimdi burada sorumuza bakalım. Neden diyor? Bunlar Melanie Michael'sa ben de Suzan'layım hocam. Nasıl bir yani Melanie? Evet, böyle Melanie böyle. Hatta şöyle benleri de var. Şimdi David Copperfield'ım ben de. Şimdi like chat rooms need. What? Bak. Why don't you like chat rooms? Niye sohbet odalarını sevmiyorsun? What do you need? Neye ihtiyacın var? Bu deli deli diyaloğu olur. Böyle tamam. Why don't you shop online? Neden online alışveriş yapmıyorsun? What do you want? Ne istiyorsun? You must visit the safe website. Bu da saçma sapan bir diyalog. Why don't you obey the online safety rules? Neden online güvenlik kurallarına uymuyorsun? Pis herif. Niye böyle yapıyorsun diyor Michael'a. Michael da diyor ki what do you mean? Ne diyorsun kardeş? Yani derdin ne? Ne demeye çalışıyorsun? İndir o eli. İndir o eli falan diye. Sinirli bir diyalog tabii ki. O diyor ki you must, sen diyor zorundasın, visit the safe website. Güvenli siteleri. Aa, iki tane safe var. Gerçekten safe olabilir hocam. Mantıklı. And you mustn't open the strange emails. Yabancı elektronik postaları açmamalısın diyor. Çok zekisin bak. Burada safe'i gördün. Burada safe'i gördün. Yapıştır. Ben bütün e-postalarımı açıyorum hocam. Hiç açmamalık etmiyorum hocam. Bak, açtığım zaman geçen patron virüsü bulaştı hocam. Bilgisayarım açıldığı anda 40 saniye sonra kapatıyor kendi kendini. Rezillik gerçekten. Patron virüsü bütün özel fotoğraflarımı indirdi hocam. Of, senin ne kadar çok özel fotoğrafın yaz var. Yaz tatilinde kumsalda eyvah. Mayonla çektirdiğim özel fotoğraflarımı. Ben seni yazın gördüm kumsalda, normal çamaşırınla giriyordun, hiç böyle mayo falan yoktu üzerinde, rezil olmuşsun. O gün bulamamıştım hocam çünkü çok şeydi, evi unutmuştum. Zor günler. Evet, şimdi neyse devam edelim. Burada çok güzel bir şey değindi. Test tekniği. Şimdi biz her kelimeyi bilemeyebiliriz. D şıkkını okumadınız ama. Okuyacağım şimdi ama test tekniğinde hocam dedim burada safe websites geçiyor, güvenlik geçiyor. O zaman bu olabilir dedin. Çok zekisin. Bir de şuraya bakalım. Obey the school. Neden okul kurallarına uymuyorsun? What do you repeat? Neyi tekrar ediyorsun? Bu da deli diyalog olmaz. O yüzden cevabımıza Ceyhan dedik. Taktiğimiz ne demek ki? Kelimeleri bilmek. Eğer bilemiyorsak da bize sunulan ipuçlarını göstermek. Çünkü bizden ne istiyor? Sorunun cevabını. Bize ne vermiş? Bazı kelimeler vermiş diyeceğiz. Geldik yeni bir soruya. Oo, şimdi burada bir diyalog var. Hocam çok kaliteli bir soruymuş. Gerçekten yeni nesil sorularımız son derece kaliteli. Which of the following is the correct order of the conversation above? Yukarıdaki diyalogun sıralaması nasıl olacak? Önce ilk cümleyi bulmamız lazım. Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun? Böyle bir cümleyle başlayabilir mi diyalog? Olmaz. I surf the net at least 5 hours a day. Günde en az 5 saat internette dolaşıyorum diyor. I think I'm addicted to the net. Bence ben internet bağımlısıyım. O da oh no. Hayır. It's not a healthy habit. O bu sağlıklı bir alışkanlık değil. You should use it less. Daha az kullanmalısın diyor. O zaman burada niye öyle düşünüyorsun? Bence internet bağımlısıyım. Hayır gibi cümlelerle başlangıç yapamayız. Burada başlanması gereken ilk cümle, ikinci cümle. O zaman ikiyle başlayacak. Bu diyor ki I surf the net at least 5 hours a day. Günde en az 5 saat internette dolaşıyorum. O da diyor ki oh no, hayır. It's not a healthy habit. Bu sağlıklı bir alışkanlık değil. You should use it less. Daha az kullanmalısın diyor. O zaman 4 gelecek. Zaten 2 ile başlayan tek seçenek bursa olduğu için çok rahatım. 3'e bakalım. I think I'm addicted to the net. Ben internet bağımlısıyım bence diyor. Tamam, gerçekten tebrik ediyoruz kendisi. Why do you think so? Burada bir sıkıntı yaşandı. Neden öyle düşünüyorsunuz diyor. Evet, burada sıkıntı yaşamadı da o zaman cevabımız bursa seçeneği diyoruz. Hemen ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla evladım.